canım seyircilerim. Hanımefendi yağladığı hamurları açmaya başlıyor. Ispanaklarımızı güzelce ince ince kıydı. Karabiber, tuz, tatlı biber attık. Sıvı yağ koyduk. Ablam yoğurdu. Şimdi zar gibi açtı. Yufkanın içine çiğden koyacağız. Gül şeklini verip fırına atacağız. El açması gül böreğinde tabii ki de açmasına dikkat edeceğim. İnce olmasına, yumuşak olmasına, ıspanakların güzel bir şekilde pişmesine. Bunlara dikkat edeceğim. Yani sen onun İnternet şekillerini bilerek mi öyle dinozor yumurtası gibi yaptın? Şöyle evet, şöyle. Öyle. Ha, yuvarlak. Yapma şekli de öyle olduğu için. Ha, tamam onu soruyorum evet, yani. Evet yapma şekli. Şimdi seyirci demesin ki anam o nasıl bezeymiş. Baksınlar Kadir Bey internetten. Tarif öyle. Öyle açıldığı için seyirciler biz bunu Erzurum kadayıfı gibi açıyoruz. Top şeklinde yapsaydık elle açarken yuvarlak olurdu. Evet. Sana güvenimiz sonsuz. Ailen olarak başarılar diliyoruz. Her zaman yanındayız. Coşkun familyası. Oo kardeş, Coşkun kız familyası kardeşlerim. Mi? Evet kız kardeşim. Coşkunlar coşmuş. Coşkun. Yine ya, dalgalanıyorum öyle. Ben. Coşkun familyasından not gelmiş efendim. Sadece not çiçek gelmiş. Yok mu? Çiçek de burada. Teşekkür ediyoruz efendim. Coşkun familyası. Arifeciğim, Zehracığım çok teşekkür ediyorum. Onlar kim? Kız kardeşim. Biri ablam, biri benim küçüğüm, biri de en küçüğümüz. Arif siz kaç bacısınız? 4 kız, 1 oğlan. Çorbaya süt ekleyeceğiz. Bak sen daha kaç tane yapıyorsun? Şu sonuncuyu da yapayım. Biz 6 kişiyiz. Kurbanın tamam. Oldu. Bir tane de biz yiyelim be. Tamam. Sütü çorbaya ekliyoruz. Sen sütü çorbaya ekle. Bardakta var ya. Yavaş ekle kesilmesin. Yavaş yavaş. Kesecek şimdi onu ya. Aman ha. Yavaş yavaş Kadir Bey. İç pilavınız olduysa yiyin biraz. Onu kapatacağım. Dur bir köfteye yetsin de. Bu arada 58 dakikanız kaldı. Daha bunlar pişecek. Bak onu safsak yaptınız. Yok yok. Bol bulamaz sürme yumurta kokar hep. Kadir'in elinin ayarı yoktur. Siz yapın bence. Süreyim Kadir Bey. Ya abla alt tarafı yumurta sarısı süreceğiz. Öyle olmuyor işte. Bak çok sürüyorsun. Yumurta sarısı zaten sürülecek ki kızarsın. Çok sürüyor diyor. Öyle salla pati sürme. Şöyle güzel güzel sür. Sen şu vizeni aldı Allah aşkına otur aşağı. Schengen mi? RSS Yunanistan'dan vize 20 günlük vermişler arkadaşlar. Vermiyorlar. Halbuki o kadar buradan intifat ediyordu. Sen en son salatanın adını değiştirdin ya. Hangi salatanın? O kürek salatasını. Bu Yunan salatası mı? Yunan salatası. İsmi salat krek. Gelin bunu Türk usulü kürek salatası yapalım. Ha az da biz yani doğru her yapalım. Şeyimizi çalıyorlar. Kürek salatası. Oradan kıllandılar bana değil mi? Ya. Kadir'cim biraz yan tarafa çekilir misin? Tarçınla karanfillerimizi koyuyoruz. Tamam. Çekil ablam aç fırını aç fırını. Aç fırını haydi bakalım el açma böreklerimiz girsin fırının içine. 150'ye aldım. Tamam. Doğru mu? Evet. Tamam hadi bakalım o zaman. Sebiha Hanım'ın ara sıcak tercihi çok basit. Kendine güvenemiyor demek ki Sebiha Hanım. Ben en hamarat olduğunu düşünemiyorum. Hadi baklavaya geçelim. O zaman baklava için hemen ceviz dövmemiz lazım. Elimle mi kırayım havanla mı döveyim? Hangisiyle olursa fark etmez. Pilavı bence bir döndürün. Kapat. Ben onu. Bir döndürün döndürün. Sen baklavayı unundan mı açıyorsun abla? Yok bezisini alıp ondan sonra şey yapacağım. He ondan sonra. Ha, evet. Heh güzel olmuş. Güzel güzel tam olması gereken kıvamda. Çok da karıştırmayın ama. Tamam. Üstünü alırız altı kalsın. Alttaki yanıkları bana verin ben çok severim onları. Kızarmış kızarmış. Şimdi de nişastayla bizelerimi açacağız. Bakalım nasıl açacağız. Sebiha Hanım'ın tatlısını da kolay buldum. Çünkü her kadının evde her gün yapabileceği bir tatlı. Baklava artık herkes açabiliyor. Ben çok kolay buldum. Tatlısını yapabilir diye düşünüyorum. Çünkü sürekli pasta börek yaptığını söylüyordu kendisi. Şerbetine falan dikkat ederim sanırsam. Sebiha Hanım gül tatlısını bitiriyor. Kadir portakal yatağında kereviz salatasına başlıyor. Sebzeli mantar çorbamız kaynarken köstebek köftemiz için de tüm hazırlıklar tamam. Şimdi köftemizin şeklini vereceğiz. Önce bir yuvarlıyoruz. Sonra fincanımızın içinde şekil verip... Çanak gibi pilavımızı... açacak, içini dolduracak. Evet, iç pilavımızı içine... Bir kaşık mayonez değil mi buna? Evet. Yoğurt ne kadar? Yoğurt olabildiği kadar. O neyin nesi? Kereviz salatası. Kereviz salatası. Portakal çanağında. Kendisi o gün benim portakalımı beğendi. Demek ki kendisi de portakal yaptığı için. Aslında çok güzel taktikler uyguluyorlar ama sessiz bir şekilde. Benim gibi dile getirmiyorlar ama ben bu oyunlara gelmem. Dünyanın en boş salatası. Niye vitaminli işte, bir fresh tat işte. Bundan alacağım vitamin aman 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 eksik olsun. Portakal içine sanırsam kerevizi koyacak. Ona da portakal yatağında kereviz demişler. Yani basit. Sebiha Hanımcığım kıymasını daha rahat çıkartabilmek için fincanın içine streç koyuyor. Streçle daha güzel çıkıyor. Parmaklarını ıslata ıslata fincanın içine bir güzel kıymasını yerleştiriyor. İçine de bade koyacak. Evet inşallah. Şöyle güzel bir şekilde. Onun yoğurdu çok oldu. O
Oh, Kadir kendi ağzına göre tuzlar falan koymaya başladı sayın seyirciler. E sen yaparken kendin koymuyor musun? 50 bin lira çoruba gitsin diye elinden gelen her şeyi yapıyor vallahi. Dur bakalım. Tövbe estağfurullah. Aslında şöyle bir şey söyleyeyim, kazanabilir Sebiha Hanım. Şimdi? Bunun cevizini aslında tereyağında eritip üstüne dökebilirdik. Hanımefendiciğim yanıyor, yağ yanıyor. Yanmaz, yok yok, yanıyor daha. Börek ne alemde? Börek daha kızarmamış. Oo, sayın seyirciler görüyor musunuz? Aa ne güzel. Abla inşallah dağılmaz o. Yumurta kısıracağız ya dışına. Dün de biz ana yemekte köfte yemiştik. Yine köfte yiyeceğiz. Klasik. Gerçekten bu hafta şu 3 gün içerisinde bildiğiniz esnaf lokantasındaymışım gibi hissediyorum kendimi. Köfte. Zeliha Hanım esnaf lokantasında çok yemek yedi herhalde. O yüzden bayağı bir bilgili bu konuda. Sanayi tipi köftelerimizin yapımı devam ediyor. Bizim neyimiz kaldı? Yeşilliğimizi yıkayacağız salata sadece. Salata kaldı. Şu leğene ayırdıkları salata için mi? Onları ayırıyordum. Tam buna geçtim. Baklavanın yağını koymadınız. O onu hemen sıcak. Şey yaparken şey yapacağım. Şu fırına verirken dökeceğim. Fırına verirken yapacaksınız. Evet. Bu yeşil elma kereviz için miydi? Evet. E niye demiyorsun mübarek? Aha, unuttuk. Olsa da olur, olmasa da olur. Olmasa da olur mu ya? Onu şimdi servise hemen karıştırırım Kadir Bey. Onu hemen 2 dakikada yaparız. Rendeleyeceksin Kadir'cim kabuğuyla. Abla kabuğuyla mı yapacaksın? Yok, kabuğu soyulacak. Bak. Kabuğuyla konsa yeşil elma olduğu anlaşılır. Tadıyla anlasınlar. 3 tane oldu. 4.'ye doğru gidiyoruz ve hanımefendinin süresi gittikçe azalıyor sayın seyirciler. Sadece 35 dakikası kaldı. Daha salata yok, daha baklava fırına girmedi, daha köfte fırına girmedi. Sabiha Hanım bugün bence panik yiyecek diye düşünüyorum. Çünkü bazen konu, hatta yemeklerde de kendisi söyledi. Heyecandan, stresten bir an yorum dahi yapamıyor. Sanki yemekleri de bunu yansıtacak gibi. Seyirciler şu an fırınımızda pişmekli olan bir tepsi böreğimiz var. Evet, altında da baklava var. Altına da tatlımızı koyduk. Mecbur kaldık yani, durum vahim çünkü. Aynen. Sadece 34 dakikamız var ve hanımefendi diyor ki bunları da fırında pişireceğim. Ama nasıl girecek? Siz en başta bunları nasıl düşündünüz, nasıl plan yaptınız? Bunlar da önemli çünkü. Bence düşünüp planlama yapsaydı şu an böyle olur muyduk? Peş peşe veririm diye düşünmüştüm dış ses. Ama işte öyle olmuyor. E ne yapacağız şimdi? Hadi geçmişi konuşmayalım, geleceği konuşalım. Çözümün ne, onu söyle. Bizim dandik davul fırın var, istiyorsa getir. Getir. Şuradan bir kaşık verin de pilavdan birazcık yiyeyim ya. Ya şu an bak biz neyin derdindeyiz, hele onun derdine bak ya. Ya bir kaşık vereceksin laf edeceğine. Buyurun. Teşekkür ederim. Abla salatanın içinde maydanozla dereotu var mı? Maydanoz var da Kadir Bey, dereotu yok. Ne yaptınız, çok döktünüz ya. Döküldü. Salatanın içinde başka ne var abla? Maydanoz aldım, koydum. Aldım. Aa, menemen köftesi mi yapıyoruz canım? Kıvırcık. Bir de kuzu kulağı koydum. Evet, dereotu. Başka bir şey yok mu? Lokma yok. Bir de mısır. Nereden koyacağım zaten? Yanına bence yani şimdi böyle şey diyeceğim. Çoban salatası diyeceğim ama kızlar diyor böyle işte domates zamanında değil. Hayır, çeri domateslerden de çoban salatası yapılabilir. Çok da yakışır bence yanına. Çeri domates sadece kahvaltıda yeniyor. Salata için bence uygun olduğunu düşünmüyorum. Bu mevsimde çoban salatası mı olur? Yani bu mevsimde olacak bir salata yeşil salata, mevsim salata, bu gibi şeyler. Fırın geldi. Abla hadi gel, şimşek tamam. Turizm fırın getirdi. Tamamdır. Biraz kızsın, hemen onu koyacağım. Ne oldu? Masa yok, masa. Evet yok. Masaya gitsen şimdi. Gidin. Git bir bak bakalım ne yapıyorlar. O gitti oraya da bunu kim verecek fırına? Bakalım menü yetişebilecek kime? Vallahi en başta güzel başladık, Sebiha Hanım çok iyi dedik ama şu anda paçamızın ucuna, paçamızın ucuna. O daha biri yiyor, ben burada neyin derdindeyim? Ah Sebiha ablam, arkandayım merak etme. Kadir'cim var gücüyle mutfakta koştururken Sebiha Hanım da masaya koşturuyor. Masasını hazırlayan ve bir oh çeken Sebiha Hanım, karnabahar ve brokolilerini süzmek üzere mutfağa dönüyor. Soğuk süt değil mi? Tamam. Ben buna sadece zeytinyağıyla kırmızı toz biber sosu yapacağım ona sadece. Tamam, hemen bir küçük tasta çal gitsin şöyle. Salata bitti mi? Salata dolapta, sosu da dolapta, kereviz de dolapta, portakallar da dolapta, onları serviste koyacak. Karnabahar bilmem ne zırıl zırıl burada, börek poğaça o orada, köfte burada. Sadece inşallah köfte süre zarfının içinde pişer. Daha 19 dakikası var. Biter, 19 dakika pişer. Sofran ne durumda?
Soframı hazırladım. Eksik, tamam. Gedik yok. Yok, baktım, kontrol ettim. Harika. Şimdi vallahi hızlı çıktı. Brokolimizin sosunu yapacağım. Hemen çalalım zeytinyağını. Burada salçalı bir şey kaynıyor, o ne? O şeyimize, ana sosu. Yemeğimizin biraz kızardıktan sonra üstüne dökeceğim. Sadece evet. Salça ve su mu var burada? Salça ve su var, tuz attım içine. Tuzuna falan tamam. Da bakacağım hemen. Çorbanın falan tadına, tuzuna baktın mı? Evet, baktım. Ona da baktım. Sabiha abla ne hissediyorsun? Şaka bir yana bak. Yani çıktın, yazın, geldin. Evet. İki saatin içi. Ben böyle açayım. Stresliydin. Evet, şimdi şunlarımı hazırlayacağım. Şeylerin içine. Ne yapacağını sormuyorum. Sen ne hissediyorsun? Onu söyle. Heyecandan yorum yapamıyor zaten. Umarım yemekleri de yapar. Şimdi yarışmayan seyirci var. Merak ediyor. Ne hissediyor acaba Sabiha Hanım? Korkuyor musun? Valla buranın enerjisi çok güzel. İnsanlar da sıcak. Yani... Kız başvuru çağrısına bulun demedim. Sen ne hissediyorsun şu anda? Ya yetiştirdim inşallah. İyi olacak. Her şeyin tadı tuzu. Kendim de çok iyi hissediyorum. Her şey güzel olacak. Eltine yani. Bir şey söylemek istemez misin Eltine? Eltime sevgilerimi söylüyorum. O çok seviyorum. Tekrardan sen yaptın bak o da yaptı. Olsun. Tekrardan geçmiş olsun. Allah'ım iyilikler versin inşallah. Reklamını da yap. Şimdi buna ne katacaksın? O zeytinyağı mı ki? Ayçiçek ya. Koydum, tamam. Tamam, ne koyacaksın? Şundan koyacağım. Tatlı pul biber koyacağız. Evet. İki çay kaşığı yeter mi? Yeterli. Şimdi ben onları şey yapmam lazım. Ne yapacağım? Küçük küçük doğrayacağım onları ben. Getir, doğrayalım o hemen zaman. Hemen. Şu böreğin altına bir tekrar bakalım mı biz? Ben hemen bakıyorum. Biraz daha kalsın. Bak baklava da kızarıyor orada. Hatta baklavayı belki birazdan alabiliriz de. İnce o köfteyi hemen bu tarafa atarız. Dakika yeterse o da. Ben inşallah senin i̇nşallah, masada savunuşlarını inşallah. Dinlerim Sabiha abla. Sabiha Hanım'ı eleştiri konusunda gerçekten iddialı gördüm. İçeri girerken de hani bunu belirtti. Yani masada farklı olacaktır diye düşünüyorum. O kadar iş yaptı. Masada da savunur kendini yani. Yani o kadar değil mi? Vallahi ellerine sağlık Sabiha abla. Sana bir şey diyeyim mi? Dışarıdan uyuşuk bir kadın gibi görünüyorsun. Ama yemin ederim sana ama mutfakta. Gerçekten o kadar. Bak dışarıdan var ya. Ya. Böyle mıymıntı. Sünepe. Üç güne bir ayağını atana öbürünü kurt kapıyormuş gibi duruyorsun ama. Yok mutfağa ya. Bir geliyorsun. Kostümünü bir çıkarıyorsun. Masada sen insanı böyle. Yanıltırsın. Evet yanıltırım. Bak, hadi bakalım bu kaplanlığı da inşallah masada da gördük mü tamamdır bu iş. İnşallah. Oldu mu? Sosumuz da hazır. Pişince fırınları kapatırsınız ben içeri gidiyorum hadi. Hadi gidelim tamam, o zaman. Hadi gidelim. Ellerine kollarına sağlık Sabiha ablacığım. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ediyorum. Şimdi hırslı bir şekilde masamıza gidiyoruz. Buyurun efendim buyurun buyurun. En amanat birinde bugün Sabiha Hanım iddialı bir menüyle misafirlerini ağırlayacak. Yarışmacımız sebzeli mantar çorbası, el açması ıspanaklı gülberi, portakal yatağında kerevi salatası, iç pilav eşliğinde köstebek köfte ve garnitür, narlı mısır yeşil salata ve el açması gül tatlısı ve hibiskus şerbetiyle rakiplerinden yüksek puanlar almaya çalışacak. Bakalım az sonra finalde neler yaşanacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.